Değerli takipçiler, Nirvana Kosmopolitan Otelleri Kozmos Spor Center'da düzenlenen Kozmos Cup turnuvasında yaptığımız söyleşilere hoş geldiniz. Ben Yıldız kategorisi basketbol oyuncusu ve Basket Talks'un sunucusu Mirdemir Demirer. Bu bölümdeki konuğum Galatasaray A kadın basketbol takımı oyuncusu ve Türkiye Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Pelin Derya Bilgiç. Lafı daha fazla uzatmadan Pelin ablayla röportajıma başlamak istiyorum. Pelin abla hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz? Siz değil de sen dersen. Sen? Daha güzel olur. İyiyim ben de. Teşekkürler. Nasıl gidiyor? Turnuvadasınız. Nirvana Kozmopolitan Otelleri'nin Kozmos Spor Center tesislerinde. Turnuva ve kamp aynı zamanda. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Çok keyifli bir ortam var. Otel gerçekten çok güzel. Öncelikle bunu bize sundukları için teşekkür ediyoruz herkese. Onun haricinde salon gerçekten bayağı büyük. Biraz... Yani otelden bahsedeyim, otel gerçekten çok iyi. Burada bir sporcunun bir kamp yapabileceği, turnuva yapabileceği, elinin altında her şey var bence. O bakımdan gerçekten ortam çok güzel. Evet, çok teşekkürler. Siz günde iki antrenman yapıyorsunuz sanırım. Bugün sabah yaptınız, akşam da maçınız var. Basketbol maçı. Mesela dünkü maçla ilgili neler düşünüyorsunuz? Dün ilk maçınızı oynadınız burada. Bu saha yeni bir sahadı. O yüzden böyle bir... Çemberde sertlik falan bir şeyler hissettiniz mi? Biz zaten buraya pazartesi günü gelmiştik. 2 gün önce gelmenin avantajını yaşadık bence. Sonuçta her basketbol sahasında işte zemin daha farklı oluyor, çember daha farklı oluyor. Ama sonuç olarak boyutlar aynı olduğu için çok bir fark görmedik ama yine de bir alışma süreci olur mutlaka. Bir gün önce gelmektense 2 gün önce gelmek arasında fark var. O bakımdan iyi oldu diyebilirim. Evet, peki şimdi bu hikayenin en başına dönmek isterim bu basketbol anlamında. Nasıl başladınız basketbola? Basketbol ne zaman hayatınızın bir parçası oldu? Ben çok küçük yaştayken zaten basketbolcu olmak istiyordum. İzliyordum yani televizyonda NBA maçları vardı. Bir de bu Space Jam adı altında bir çizgi film vardı. Onu izledikten sonra açıkçası o zamandan beri sabit bir fikirle aileme de söylediğim şekilde hep olmak istediğimin farkındaydım. Peki şeyi sormak istiyorum. En fazla hangisi etkiledi? Space Jam mi yoksa basketbol maçı? Space Jam. Değil mi? Yani o biraz daha karikatürize olacak. Peki yenisini izlediniz mi LeBron'un olarak? Yenisini izlemedim ya. İzlemedim açıkçası. İzlemek istediğimden de emin değilim. Bir yorumlarını okuduğumda bazı yorumlar çok iyi olmadığını söylüyor. Bazıları iyi olduğunu söylüyor ama ben Michael Jordan'la olan bölümü her zaman daha hasta olduğum için ama izleyeceğim. Bu arada izleyeceğim mutlaka. Emin değildiniz ama. Evet. Yani şöyle... Emin değilim ama izlenmesi gerek. Acaba neyi farklı yapmışlar diye. Ben şöyle, aynı konsepte olan bir çizgi filmde bende çok ciddi bir Jordan hayranlığı vardı. Belki o yüzden farklı buldum. Belki çünkü ben daha sonrasında Kevin Durant'in de basketbolla ilgili bir filmi vardı. Ha güzel falan demiştim ama aynı duyguyu vermemişti. O yüzden Jordan oluşu farklıydı benim için. Belki bunu da belki izleyebilirim. Yani bir bakabilirim. Evet. Bunu ben de izlemedim. Ondan bir yorum yapamayacağım. Peki idolünüz Jordan mu? Herkesin idolü Jordan'dır. Zaten basketbola başlayan ve Jordan gibi olmayı istemeyen bir insan bence yoktur diye tahmin ediyorum. İdol olarak adlandıracaksanız idol diyebiliriz aslında. Evet. Peki bir mesela kadın basketbolcu sevdiğiniz, beğendiğiniz oynayışını biliyor musunuz? Oynayışını beğendiğim var. İdol olarak aldığım biri değil de Courtney Vandersloot'u beğeniyorum. Ekaterinburg'da oynuyor şu anda ve aynı zamanda WNBA'de de oynuyor. Geçmiş zamanlarda bizim ülkemizde de oynayan bir basketbolcuydu. Onun gerçekten point guardlığı bence gerçekten çok örnek alınabilecek ve zevkle izlenecek bir basketbol oynuyor diyebilirim. Siz karşılıklı oynadınız mı onunla? Biz karşılıklı oynadık. Oynadık ama yani Courtney bence her sene üstüne koyan bir basketbolcu olduğu için şu anki Courtney ile 4 sene önceki Courtney arasında eminim fark vardır yani. Peki sizin için altyapı zamanında bir dönüm noktası var mı basketbola dair? Yani dönüm noktası çok fazla çalıştığım bir dönem benim için çok dönüm noktasıydı bence. Normalde çok fazla bir ilk BOTAŞ spora başladım ben. BOTAŞ'a giderken önümde çok fazla oyuncu vardı. Ve gittiğim dönemde bir sene, ilk senede kadroya zor girebilen bir oyuncuyken ikinci sene kendi yaş kategorimde MVP olmuştum Türkiye Şampiyonası'nda. Bence o sene çok çalıştığım için o benim için bir dönüm noktasıydı. Sonrasında tabii basketbolcu olacağım ben diye. Ya öncesinde zaten vardı. Basketbolcu olacağım meselesi hiçbir zaman benim için sonradan oluşmuş bir şey değildi. Ben basketbola başladığımdan beri bu işi götürebildiğim en iyi seviyeye götürmek istiyordum. Onun devamında da o şekilde ilerledi zaten.
Bu sporu gerçekten seviyor olmam benim basketbolu. Yani ben normal hayatımda da şimdi iş hayatında basketbol oynamakla normal hayatında eğlencesine basketbol oynamak arasında fark var. Ama ben eğlence ya işte ben zaten tüm gün oynuyorum. Şimdi oynamayayım. Ne gerek var diyen bir insan değilim. Ben normal hayatımda da arkadaşlarımla dışarıda basketbol oynadığım için ben bu işi sevdiğim için yapıyorum yani. Yani hem iş olarak hem hobi olarak ikisi Evet, birden. ikisi beraber benim Süper. Daha ne olsun ki? Bir de çok seviyorsunuz. evet. Peki bizim Basket Talks'taki kitlemiz biraz daha genç bir kitle. O yüzden gençlere yönelik bir öneri isteyeceğim sizce. Basketbolcu olmak isteyenlere neler önerirsiniz? Bence basketbolcu, herkes basketbolcu olabilir ama iyi bir basketbolcu olmakla orta seviye veya işte alt seviyelerde oynamak arasında çok ciddi fark var. İnsanı kesinlikle fiziği belirlemiyor. Öncelikle bunu bilmeleri lazım. Benim de boyum işte 1,70. Ben kadın basketbolculara göre kısa bir basketbolcuyum. Ama çok çalışarak farklı şekilde bunu kapatmayı başarmış bir insanım bence. O yüzden hiçbir şekilde genç basketbolcuların fiziği kafalarına takmadan uzunum, yavaşım, kısayım yani yavaşsan hızlanırsın. Kısaysan çabuklaşırsın. Yani bu şekilde kendilerini kendi kafalarına engel koymadan düzenli bir şekilde çalışmaya devam etmelerini öneriyorum ben. Teşekkürler. Siz de böyle yaptınız. Evet ben böyle yaptım. Şimdi de Galatasaray'ın en Evet. gözde oyuncularından birisiniz. Peki Teşekkür ederim. Galatasaray'da olmanın farklılıkları neler sizce? Benim çok küçük yaştan beri istediğim bir şeydi Galatasaray'da oynamak. Bu benim için gerçekten önemliydi. Çünkü beni basketbola başlatan insan Galatasaraylıydı. Ve bir gün her zaman o çok sonra vefat etti. Ve hep bir gün burada oynamamı istediğini biliyordum. Benim için o yüzden buranın çok ayrı bir yeri var. Sanki böyle insanın hayatında bazı zamanlarda işte bazı zamanlar değil de genel olarak böyle olması gereken şeyler olunca çok daha farklı bir mutluluk ve haz alır. Benim için öyle bir şeydi Galatasaray'da oynamak. Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Böyle bir camiada olduğum için gerçekten burada büyük bir camia mutluyum. İnşallah buraya da elimden geldiğince fazlasıyla her şeyimi vererek başarılı bir şekilde devam etmeye çalışacağım. Umuyorum inşallah güzel olur her şey. Umarım. Peki yani şimdi büyük bir camia, bir de ben dışarıdan görüyorum, çok içini göremiyorum doğal olarak. Taraftarlar, çok ciddi bir taraftarı var. Mesela siz ilk çıktığınız A takım maçını hatırlıyor musunuz? Galatasaray'daydınız sanırım. Pandemiye denk geldi bizim. Bizde Aa. seyirci yoktu, evet. Aa, yani iyi mi kötü mü şu an bilemedim ama sizce bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Bence iyi değil. Ben seyirciyle oynamayı her zaman severim. Taraftar her zaman büyük bir destektir. Sağ olsunlar gelemeseler de sosyal medyadan bize mesajlar atarak bir şekilde etiketleyerek bize olan desteklerini belirtiyorlar. Bunların bir kere hiçbirini görmezden gelmiyoruz. Onların yazdıkları ufak şeyler gerçekten bizi çok yüreklendiriyor ve arkamızda böyle bir taraftar kitlesinin olması bizi gerçekten heyecanlandırıyor. İnşallah önümüzdeki dönemlerde maçlarda seyirciyle oynanacağı için onları salona bekliyoruz zaten. Bu güzel duyguları beraber canlı bir şekilde yaşamak için. Evet, siz artık heyecanlanmazsınız tabii seyirci geldiğinde de ya da taraftar geldiğinde de. Yani heyecan bu işin içinde var yani mutlaka ilk çıktığında o şekilde görmek işte taraftarı özellikle gerçekten fanatiği olduğun bir kulüpte oynuyorsan tüylerin diken diken oluyor bence bu çok yani güzel bir şey öyle bir heyecan var. Tabii ki de elin ayağına dolaşacak derecede oyunu etkileyecek derecede olmuyor ama maç başlayana kadar bir süre süren bir heyecan oluyor sonrasında kesiliyor. Ha, iyi bir heyecan. Yani Evet. şey değil, çok kötü bir Tabii. şey değil. Peki sizi maçlarda en çok neler gaza getirir? Mesela taraftar yok, o yüzden saha içindeki olaylardan ele Ya alalım. bu duruma ve zamanına göre, maçın şekline göre değişiyor açıkçası. Bu çok ucu açık bir soru. Yani gün gelir koç olur bu etken, gün gelir karşı taraftaki oyuncu olur. İşte gün gelir seyirciyle oynanırsa seyirci olur. Bu çok böyle hepsi olabilir yani. O elektriği, o gazı nereden alacağını bilmiyorsun bazen yani bence. Evet, belki koç böyle hadi filan dediğinde şey Olabilir. olabilir. Yardımcı antrenör olabilir, başka biri olabilir. Tribündeki küçük bir çocuğun gözündeki o mutluluk olabilir. Her şey olabilir yani bence bu. Evet, doğru. Çünkü çok sevdiği kişiler hep gözünün içine bakıyor taraftarlarda. Yani işte herkes olabilir o yüzden. Evet, çok doğru. Peki sizin antrenmanda yapmaktan en zevk duyduğunuz antrenman türü hangisi? Nasıl yani? Ya en çok hangi antrenman türünü seviyorsunuz? Şut antrenmanı, 5'e 5'ler mi? Beşe beşleri seviyorum ben galiba. Öyle mi? Evet seviyorum. Bence beşe beşler. Ben rekabet içeren
şeyleri daha çok seviyorum. Yani bireysel şut atmak da iyi hissettiriyor ama bence 5'e 5'teki rekabet kadar hiçbir şey olmadığı için. Zaten yaptığımız spor gereği bunu sevmezsen zaten bu sporu yapamazsın. Ben de bunu seviyorum yani. Evet. Peki böyle mesela siz bir guard olarak bütün setleri bilmeniz ve herkesin nereye gideceğini öngörebilmeniz, hatta onlara önceden de öngördüğünüzde söylemeniz gerekiyor olabilir. Siz böyle çok fazla yorulduğunuz oluyor mu bu durumlarda? Ya yorgunluk oluyor. Çünkü pozisyon, bulunduğum pozisyon itibariyle point guardlıkta şöyle, sizin de dediğiniz gibi aynı zamanda yönetebilmek hem fiziksel ve hem mental efor sarf etmek aynı anda bazen zorlayıcı olabiliyor. Özellikle maçın sonlarına doğru. Ama zaten kendini bilen oyuncularla oynadığın zaman bunu çok fazla yapma gereksinimi duymuyorsun bence. Gerçekten basketbolu bilen oyuncularla oynamak o yüzden çok daha avantajlı ve farklı. Hı hı. O bakımdan da yani benim şu an bulunduğum takımda gençlerle oynayınca bazen tabii onları yönlendirme ama bana böyle bir yükmüş gibi gelmiyor bu. Yani başka birilerine bir şey öğretme duygusu bence ve onların yaptığını görüyor olmak beni mutlu ediyor açıkçası. Altyapı antrenmanlarını izliyor musunuz mesela Galatasaray'ın? Ben çok severim altyapıyla bu arada. Nasıl oyuncular geliyor, nasıl oyuncular yetişiyor bunları görmeye gerçekten çok seviyorum. Elimden geldiğince işte altyapı milli takımlarındaki maçların hepsini de izledim. Bu pandemiden dolayı geçen sene gitmedim ama bu sene gideceğim ve bakacağım, konuşacağım gerekirse. Çünkü altyapıdaki oyuncuların yukarıda bir şeyler başarmış oyuncular tarafından bence desteklenmeye ihtiyacı var. Herkesin zamanında bize de aynı şekilde yaptılar. Ben de bunu aşağıdaki altyapı oyuncularına yapmak istiyorum ki onlar da ileride büyük oyuncular olduklarında kendi bilgilerini gene o zamanki aşağıda altyapıda oynayan oyunculara ne gördülerse onu yapacaklar çünkü iletsinler. Evet. Peki siz konuşuyor musunuz? Mesela bir maça girdiniz, sonra antrenmanda karşılaştınız. Maçta işte sizin gördüğünüz birkaç yanlış yaptı ya da sizi gördüğünde tedirgin oldu. Hı hı. Mesela siz onunla konuşup işte stres yapmana gerek yok beni gördüğünde. Ben her zaman konuşuyorum. Öyle mi? Evet, her zaman konuşurum ben. Bulduğum her takımda da konuştum. Burada da konuşurum. Tamamen onların iyiliği için. Hiçbir hatta özellikle yanıma çağırıp konuşurum. Kendilerini rencide edilecek bir ortamda hissetmesinler diye. İnşallah dediklerimizi dinliyorlardır. Bence dinliyorlardır. Çünkü hem belki de sizi idol olarak görüyor birçoğu. Ve yani A takımda oynuyorsunuz sonuç olarak. Yıllardır A takımdasınız. O yüzden kesinlikle bence dikkate alıyorlardır. İnşallah alıyorlardır. Son soru olarak da biraz zor bir soru olabilir çünkü bu hem hobi hem iş olarak yaptığınız bir şeyin ortadan kalkması olacak söz konusu. Basketbol hayatınızda olmasaydı, hiç basketbolla tanışmasaydınız ya da basketbol bulunmasaydı mesela, çok zor bir ihtimal. Hangi sporu yapardınız ya da hangi işi yapardınız? Spor, belki golf yapabilirdim. Golfü de seviyorum. O da bir yerde rekabet içeriyor ama daha vücuda daha az yıpratan bir spor. Golf olabilirdi. Spor olarak da bakmazsak iş hayatta belki psikolog olabilirdim okuyup. Hı hı. Muhtemelen bu ikisini tercih edebilirdim. Psikolog sanki şeyde var gibi bu altyapı oyuncularıyla konuşmanızdaki. Yani genel olarak da insan psikolojisinin bence çok ciddi bir bilim dalı olduğuna inanıyorum. İnsan biliminin. Ve her şeyin, insanların yaptığı her şeyin bir sebebi olduğuna inanıyorum. Ve bunu anlamak için de gerçekten insan psikolojisini anlamak gerekiyor. Psikologluğu da karşı tarafı daha iyi anlayabilmek için, hem kendi empati duygumu geliştirebilmek için, hem de yardımcı olabilmek için, çözebileceği bir sorun varsa ya daha çok yardımcı olabilmek için olmayı isterdim. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sorulara verdiğiniz cevaplar için de. Tekrardan başka bölümlerde görüşürüz. Görüşürüz, teşekkürler. Bu bölümde Galatasaray A Kadın Basketbol Takımı oyuncusu ve Türkiye Milli Basketbol Takımı oyuncusu Pelin Derya Bilgiç konuğumdu. Daha fazla söyleşi için baskettalks.com, baskettalks YouTube ve diğer tüm müzik platformlarını, Cosmos Cup'ta oynanan maçları izlemek için Nirvana Hotels YouTube kanalını ziyaret edebilirsiniz. Ben Mir Demir Demirer. Bir sonraki bölümde daha görüşmek üzere. Hoşça kalın.